Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir çiçek videosuyla sizlerle beraberim. Bugünkü videomda sizlere dikenler tacını anlatacağım arkadaşlar. İnanılmaz güzel, muhteşem bir çiçek. Durmadan çiçek veriyor ve görüntüsüyle göz dolduruyor. Gerçekten evlerde şenlik havası yaratan bir çiçektir arkadaşlar, dikenler tacı. Sürekli çiçek açması kendini sevdiriyor dikenlerine rağmen. Çiçek, o kadar güzel çiçekleri var ki minik minik pıtır pıtır çiçeklerinden dolayı dikenleri hiç göze batmıyor bile. Aslında dikenleri ele de batmıyor arkadaşlar. İlginç bir şekilde çok yumuşak dikenleri var. Her tarafı diken böyle elimize batacakmış gibi hissetsek de yumuşak, insanın eline zarar vermeyen bir diken yapısı var dikenler tacı çiçeğinin. Özellikle yaz aylarında çiçeğini hiç eksiltmiyor arkadaşlar. Güneş ışığını, açık havayı çok seviyor. Kışın soğuktan hoşlanmıyor. O yüzden balkonda tutmayın çiçeğinizi. Kış geldiği zaman mutlaka içeriye alın. Çünkü çöl bitkisi olduğu için dikenlerinin suya ve güneşe ihtiyacı var. Ama kış geldiği zaman dikenleri nazik oluyor. O yüzden üşüdüğü zaman çiçeğiniz çok çabuk bir anda kuruyabilir ya da yapraklarını soldurabilir arkadaşlar. Suya gelince de yazın tabii ki de sürekli nem isteyen bir bitki. Kışın ise fazla suyu istemiyor arkadaşlar. Yazın elinizden geldiği kadar çiçeğini nemli tutmaya çalışın. Bu arada sarısı da var burada saksımın içinde. İki rengi var arkadaşlar. Bunun çiçek yapısı biraz daha farklı diğerine nazaran. Yaprakları da bu şekilde zeytin ağacının yapraklarını andırıyor sanki. Sarısının çiçeği ile kırmızısının çiçeği biraz farklı. Gördüğünüz gibi sarısının ortasında böyle minik bir uzantısı var. Kırmızı olan ise daha mine mine çiçeklere sahip. Çiçeğin çoğaltılmasına gelince arkadaşlar, o kadar kolay ki çiçeğin dalını budama yaptığınız zaman hemen bıçakla kesin ve başka nemli bir toprağın içine dikin. Bu kadar çabuk tutuyor. Hemen daha diker dikmez bile çiçek açabiliyor arkadaşlar. Ben budamasını yaptıktan sonra saksının içine aldım. Başka bir saksı da hemen daha kendini büyütmeden çiçek açmaya başladı. Öyle de şımarık bir çiçektir kendisi. Çiçeğinizi budayın demiştim arkadaşlar. Çiçeğiniz çok fazla tabiri caizse dallanıp budaklandığı zaman biraz budamaya ihtiyaç duyuyor. Makas kullanmayın. Bıçakla dibinden budayacağınız dalı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu çiçeğin arkadaşlar yaprağında sararma oluyorsa, dikenler tacınızın yaprağı bir anda kurumaya ya da sararmaya başladıysa, ya suyunu çok fazla vermişsinizdir ya da gereğinden daha az su vermişsinizdir. Yeteri kadar güneş ışığı göstermiyorsanız, yani güneş ışığını dediğim gibi çok seviyor aydınlık ortam, bu çiçeğin vazgeçilmez ortamı. Eğer öyle bir ortam oluşturmadıysanız çiçeğiniz zamanla yapraklarını sarartıp dökmeye başlayacaktır. Ayrıca mevsim geçişlerinde arkadaşlar, mesela benim şu anki çiçeğim sonbahardan kışa geçtiğimiz dönem boyunca böyle hafif bir kötüledi. Neden? Çünkü soğuk iklime girdik. Artık kış geldiği için bu çiçeğin sevmediği soğuk havalar geldi. Balkonda da olduğu için soğukla mücadele edemedi. O yüzden yapraklarında hafif sararma oldu. Ben şimdi çiçeğimi güzelce dallarından budayacağım arkadaşlar. Alttaki sağlam kökünden bir iki dal yukarıya doğru bırakacağım. Geri kalanlarını farklı bir saksının içine isteyenlere hediye etmek için ayıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada videomun da sonuna yavaş yavaş geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.